Buyurun. Evet, hazırız. Bakalım. Merhabalar, bugün Merve ile beraberiz. Yaklaşık bir sene önce doğumda beraberdik. Mirel artık bir yaşına giriyor yakında. Bu bir seneyi birazcık konuşacağız. Doğum nasıldı, nasıl geçti, sonrası nasıl geçti? Hep çünkü gebelerimiz, doğumlar ile ilgili plan yapanlar, doğumu deneyimlemiş, işte suda doğum yapmış bir anneyle konuşmak istiyorlar. Doktorların anlattıklarından daha çok birebir tecrübe etmiş birisinin deneyimleri daha anlamlı onlar için. Onun için birazcık o suda doğum tecrübesini yaşamış bir anneyle konuşalım istedik. Merhaba. Merhaba. Zaten hamileliğimin başından beri hep normal doğum yapmak istiyordum. Suda doğumla ilgili çok fazla bir bilgim yoktu aslında. Sonra Özlem'le tanıştıktan sonra bana Yusuf Hoca'yı söyledi. Her şey normal gözüküyordu zaten. Normal doğum yapabilmem için bir olumsuz bir taraf yoktu. Ve öyle de ilerledi. Benim doğumum biraz uzun sürdü sadece ve bana göre çok şiddetliydi ağrılarım. Doğum sabah başladığı zaman değil mi? İlk evet. Başta. Yani gece 11'de başladı. Ben evde duşta geçirdim o zaman. Sıcak duşta ve sabah Yusuf Hoca'yı aradım, haber verdim. Biraz sakinlemek ve aslında dinlenmekti benim amacım. Ama hiçbir şekilde uyuyamadım heyecanda. Sabah gittiğimde de 3 santim bir açılma vardı sadece. Sonra Yusuf Hoca beni geri gönderdi. Git biraz yürü dedi. İşte yemeğini ye falan dedi. Benim yürümem mümkün değildi. Kasılmam başladığında yani kendimi geri atmak istiyordum o derece. Öğleden sonra 3'te benim yatışımı sağladı. Havuz istedim çünkü duştan çıkamıyordum ben. Yani suyun rahatlatma etkisi olduğunu biliyordum. Bu arada ben suda doğumu hep bebeğe iyi gelen bir şey diye biliyordum. Evet, çünkü sudan çıkıyor ve suya geliyor diye. Ama aslında anneyi rahatlattığı için suda doğum tercih ediliyormuş. Sonra havuz geldi. Benim çok şiddetli olduğu için ve duştan çıkamadığım için havuzu getirtmeye karar verdik. Ve akşam saatlerinde de havuza girdim. Gece 12'ye doğru doğumum gerçekleşti. Ne fark etti o? Suya girdikten su sonra? Su hafifletiyordu yani sancımı. O yüzden zaten sudan çıkmak hiç istemiyordum. Ya duşta geçecekti ya da havuzda. Havuzu tercih ettik o yüzden. Hatta Yusuf Hoca sordu bana, bebeği suda mı karşılamak istersin yoksa masada mı? Ben suyu tercih ettim. Nasıl oldu peki? Biraz su yuttu mu? Sonrasında enfeksiyon oldu mu? Hastanelerde kaldınız mı günlerce? Yani ben onlara inanmadım zaten. Ki öyle bir şey olsaydı Yusuf Hoca her şeyin hem olumlu hem olumsuz her yanına da ilettiği için, binde bir bile bir ihtimal olsa da onu söylediği için bir şekilde aklımın bir köşesinde olurdu ama hiç öyle bir endişem olmadı açıkçası. Ki normal doğumda da zaten bağışıklığı güçlü geliyor diye biliyorum ben çocuğu. O yüzden böyle bir şansa sahip olduğum için çok mutluyum yani ben. Memnunum gayet. Suda olduğundan dolayı. Suda doğum yapmanın şey. Başka avantajı oldu mu? Mesela dikiş oldu mu doğumda? Dikişim olmadı. O da zaten bence o tamamen sizin, yani yine sizin profesyonelliğiniz her şey. Yani ben o kadar hani gözüm arkada kalmadı ki, ama bana deseydi ki Merve sezaryana gidiyoruz, yine ben hani gözüm arkada kalmazdı, okey derdim. O yüzden dikiş olması ne beni çok güzel yönlendirdi. Onu da bebeği herhalde hem kasları alıştırarak gelmesi vesaire. Yani ben çünkü Mirel hani gözüktü dediğinizden sonra bir 3 saat sonra falan geldi herhalde. Belki yavaş bana yavaş daha geldi. Çok gelmiştir evet saat, ama ya gerçekten benim için bitmeyecek gibiydi. Tam küçük Emrah gibi gözlerinin içine bakarken herkes benden gözlerini kaçırıyordu artık. Kavuşma anı nasıldı? Çok büyüleyici bir şey o yani. Benim gözlerim kapalıydı zaten. Mirel Yusuf Hoca'nın o zaman elindeymiş. İstersen ben aç gözünü bir bak bebeğine dediler. Gördüğüm an zaten her şey bitti. Ki benim böyle hep görüp de özendiğim şeylerden biri, bebeği anne kucağında kendi çıkarıyor, gösteriyor doğumhaneden. Bir de kendi giydiriyordu. Ben odama da kendim çıkardım. Dışarıda ben gösterdim ve bebeği de ben giydirdim. Yani 24 saat sürdü benim toplamda aslında doğumun başlangıç ve bitişi. Artık hani o yorgunluğa bacaklarım rağmen. Evet, bacaklarım tutmayacak falan zannediyordum ama Mirel geldikten sonra böyle bir tekrardan ben de onunla beraber doğdum aslında. Hep zaten anneler şey diyorlar, çok zordu ama işte o an çok güzeldi. Her şey bitiyor. Ve sadece gülüyordum yani. Başka hiçbir şey. Sadece gülüyordum. Odaya geldi. Böyleyim falan. Ama yani inanılmaz bir doğum yaşadım bu arada. Hem kafamda da çok büyüdü. Bitmeyecek gibi geldi. Alın artık falan dedim yani böyle.
Miral'le ilgili bir fark var mı sence? Başka böyle yaşıtlarına bakınca daha sakin, daha huzurlu. O tentene temasın etkisi, de suda doğmanın etkisi. Miral evet huzurlu bir çocuk. Doğum esnasında bir de benim en büyük pişmanlığım diyeyim ya da baş edemediğim şey acıyı dönüştürmekti. Ben dönüştüremedim. Sadece acıma odaklandım. Çünkü yani her şeye hazırdım ama onu bir türlü çözemedim kafamda ve o çok sinirimi de bozdu beni. Ama daha da tekrar bir pişmanlığım daha var. O da eğitimlere gelmemek oldu. Eğitime ve özlemle de hazırlanmadım. Ben spor da yapmadım. O yüzden bir daha olsa herhalde sadece onlara odaklanırdım. Yani çünkü bana şey gibi geldi. Bilmek beni doğaldan uzaklaştıracak gibi geldi. Ben her şey doğal olsun vesaire istiyordum. Öyle oldu ama keşke bir şeyler bilseydim. Yani onu bir şekilde kaslarımı nasıl kullanacağımı, nefesimi nasıl kullanacağımı bilseydim benim için çok daha rahat olurdu. Onunla ilgili bir pişmanlığım var. O yüzden size yönlendirdim, arkadaşlarım da oldu mesela. Hani eğitime falan geldiklerinde hani iyi ki gidiyorsunuz falan diyorum. Hani ben yapmadım ve çok pişmanım o konuda. Ya neyse ki her şey yolunda gitti. Miral bu hani bağışıklığı da kuvvetli bir bebek. Şöyle nazara da inandığımız için. Bağışıklığı kuvvetli. Bence normal doğumun tabii ki etkisi var. Ama zaten ben serbest de bırakıyorum her şeyi. Toprağa da dokunuyor. Kedi köpek de seviyor. Hani bağışıklığı da kuvvetli bir bebek. Şöyle nazara da inandığımız için. Bağışıklığı kuvvetli. Bence normal doğumun tabii ki etkisi var. Ama zaten ben serbest de bırakıyorum her şeyi. Toprağa da dokunuyor. Kedi köpek de seviyor. Hani çoğu da annenin... Bence bir şey söyleyeyim. Benim çok gebem var böyle. 6 haftalık falan geliyorlar. Gebelik haberini alıyorlar. Evde kedimiz var, köpeğimiz var. Özellikle de böyle anneanneler, babaanneler telkinde bulunuyorlar. O kedi köpek gidecek o evden. Bize bebeğe zarar verir diye. Mirel'in bir kötü anısı oldu mu kedi ya da köpekle ilgili birlikte büyümesinden dolayı? Bizim bir ara 15 tane köpeğimiz vardı Miral doğduğunda. Sahiplendirilmesi gereken köpeklerimiz de vardı. Onları azalttık. Şu an evde 4 köpeğimiz, bir de kedimiz var artık. Önceden kedimiz yine vardı diğer bahçeli evimizde. Bahçeye ait olan. Miral benim kucağımda yatarken kedi de onun üstüne yatıyordu mesela. Öyle emziriyordum. Herhangi bir alerjisi, enfeksiyonu olmadı. Olmadı ki benim tecrübe ettiğim ve duyduğum kadarıyla zaten kedi köpeğin alerjiye daha bağışıklık kazandırdığını biliyorum ben. Yani ileride daha alerji olmayacağını vesaire diye biliyordum. Öyle de oldu. Ben yani... sadece ilk 10 gün bizim Mitril var, küçük Jack Russell'ımız. O bizimle beraber yatakta uyuyor. Sadece ilk 10 gün onu yatağa koymadık, o kadar. 10-15 günden sonra Miral de zaten kilo almaya başlayınca Mitril Miral'in yatağında yatıyordu. Onun üstüne Miral yatıyordu ya da yanına kıvrılıyordu. Ki bu çok daha huzurlu ve sakinleştirici bir şey olduğuna inanıyorum ben her zaman. Yani kedi köpek besleyenler gebe olduklarını öğrendiklerinde o hayvanları sokağa bırakmak zorunda değiller değil mi? Hayır. Zaten eşim benim köpek eğitmeni bu arada. Daha doğrusu hayvan eğitmeni. Sadece bizim en dikkat ettiğim şey iç dış parazitleri oldu. Onlar tamam olduktan sonra zaten ona zararlı olabilecek bir şey kalmıyor ortada diyebiliyorum. Yine hani şey yapmak istemiyorum ama ben çok hani en böyle içimi rahat olduğu konulardan biri de Mirel'in hayvanlarla büyümesi oldu. Hem daha sosyal, hem gördüğü tepkileri daha neşeli ve hareketli. Verdiği tepkiler daha iletişimde yani hep. O yüzden ben çok yararı olduğunu düşünüyorum. Kedimiz yoktu ama kedi çok sevdiği için şimdi de kedi sahiplendik. Onunla beraber çıldırıyorlar şu anda. Artık ülkemizde birçok doğumda epiduralle doğum prenses doğum olarak anılıyor. Böyle bir özendirici bir ben cümle kullanılıyor. Ben bir prenses değildim. Sen prenses değil miydin yoksa epidural ihtiyacın olmadı mı? Bence oldu. Yani ağrımı kesecek ve acımı hafifletecek bir şey hep düşündüm. Ama epiduralin daha sonrasında geri dönüşünün daha kötü olduğuna dair şeyler duydum. Bel ağrısı ya da daha fazla acı gibi. Bilmiyorum onun tam şeyini. Kötü şeyler duydum aslında epidural'le ilgili ve hep ona direndim aslında son ana kadar. 2 saat sonra da bitebilirdi, 2 gün sonra da bitebilirdi doğum. Peki o epidural istediğin anlarda bir alternatifim vardı. Evet. Alternatifi kullanıp. Siz evet gözümün içine hani epidural mi diye böyle bir düşündüğünüz ve hani bir kere çıktı galiba ağzınızdan zaten. Ben istemiyorum dedim. Sonra duşu önerdiniz. Duştaydım zaten hep. Sonra havuzu havuz. İstedik. Evet havuzu getirelim mi? Getirin dedim artık. Yani aslında epidurali ön planda tercih edenler oradaki risklere bakmadan
havuz gibi daha basit ve doğal bir yöntemin risklerini abarttıkları için böyle oluyor. Aslında evet. Bizim hep tıbbi olarak sıralamamız riskleri daha az olan, daha basit yöntemi kullanmak öncelikle. O işe yaramadığında bir sonraki basamakta riskleri fazla olanı, yani havuz çok daha doğal bir yöntem. O işe yaramasa belki epidural biz de kullanacaktık. Epidural belki, evet. Bir de zaten herkesin aynı tecrübesi olmuyor.